Toplamda da 15 personelimiz bulunmaktadır. Evet, hepsi uzman kadrolar, evet. İşlerinde profesyoneller. Peki biraz eğitim anlayışınızdan bahsedin bizlere. Nelere dikkat ediyorsunuz eğitim verirken? Başarıya imza atan öğrencilerimiz var mı burada? Tabii ki. Mesela dediğim gibi özellikle meslek ve kişisel gelişim eğitimlerimizde kişinin işlerinde kendine yararı olan işte bilgisayar olsun, muhasebe olsun, dış ticaret olsun, dil olsun bu eğitimlerinde başarı yakalamak. Yani 22 yıl bu sektörde burada duruyorsak bunun bir şey olmuş olması lazım. Nedir? Bir başarı olduğunu gösteriyor zaten. Hı hı. İkinci eğitimlerimizde de yabancılar üzerine yine eğitimlerimiz olduğu için yabancı bir kişinin Türkiye'de iyi bir dil aldıktan sonra dediğim gibi hedefi üniversitedir. Burada öğrencilerimiz tıp okuyan öğrencilerimiz var, hukuk okuyan öğrencilerimiz var, mühendislik okuyan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bizden eğitim alıp bu alanlarda okuyan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Peki geride kalan öğrenciler için bile bir eğitim söz konusu mu? Tabii ki yani o eğitimler her zaman tüm öğrencilerimizde olduğu gibi her bir eğitimde aksaklık olmuşsa bunu birebir şekilde alabiliyorlar. Ekler şeklinde alabiliyorlar. Eğitimlerine devam etmektedir. Peki buradan mezun olduklarında ne tür bir sertifikaları oluyor ellerinde? Şimdi eğitimlerimiz biz Milli Eğitim'e bağlı bir kurumuz. Milli Eğitim bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz için her eğitimlerimiz Milli Eğitim onaylıdır. Eğitimlerimizin sonunda Milli Eğitim'den yetkililer tarafından yapılan sınavda Milli Eğitim onaylı sertifika almaktadırlar. Evet, onu da her yerde kullanabiliyorlar. Bu da her yerde normal bir diploma gibidir. Her yerde rahatlıkla kullanabilirler bu sertifikaları. Evet. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahsedecek olursak neden yüksek kariyer tercih edilmeli size göre? Bu en öğrenci memnuniyetinden kaynaklanmaktadır. Bugüne kadar ki dediğim gibi her sektör bu alanda faaliyet gösteren kurumların 22 yıllık geçmişi zannetmiyorum pek olsun. Bundan da kaynaklı bir iyi bir eğitim verdiğimizden kaynaklı. Evet, farklı bir eğitim anlayışımız var diyoruz ve devamlı arkasındayız verdiğimiz her eğitimin. İlerleyen günlerde peki başka projeler olacak mı? Başka şube düşünüyor musunuz? Tabii ki her kurum gibi biz de büyümek istiyoruz her alanda. Bu alanda daha doğrusu büyümek istiyoruz. Hı hı. Şu anda Maltepe'de tek kurum olarak faaliyet göstermekteyiz ama hedefimiz Avrupa tarafında da bir şubeleşip Avrupa'ya da belki ileride, belki seneye veya ondan sonraki sene geçmeyi düşünüyoruz. Çok güzel, başarılar dileriz sizlere. Peki eğitim sektörüyle alakalı buradan izleyicilerimize neler önereceksiniz? Mesela böyle bir kurum seçerken nelere dikkat etmeliler? Yani kurum seçerken ilk önce bu kurumun Milli Eğitim'e bağlı olup olmadığını iyi bilmeleri gerekir. Eğitim anlayışının sadece kar amacı değil, iyi bir eğitim verdiğini dikkat etmeleri gerekir. Biliyorsunuz eğitimler aynı, kurumlar aynı zamanda da bir işletmedir. Evet, ticaret. Evet, ticari işletmenin yanında gerçekten eğitime önem veriyor mu ya sadece bunu ücret mi diye görüşmelerde zaten bu ilgili kişilere görüşmelerde zaten belli edilir. Ortaya çıkar. Evet, ortaya çıkıyor. Öğrencilerimizin, her görüştüğümüz öğrencilerimiz kesinlikle karar verdiğinden eminim zaten bizimle eğitime devam etmektedir. Burada bir yaş sınırı var mı? Haftada kaç saat alıyorlar ya da? Eğitimden eğitime tabii fark ediyor. Normalde 6 saat şeklinde eğitim vermektedir. Standartımız evet, 6 saat. Evet. Peki. O zaman biz sizlere teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Aktaracağınız başka şeyler var mı? Son düşüncelerinizi alalım. Son düşüncelerimiz şöyle özetleyebiliriz. Biz başarı bizim ilkemizdir. Bu alanda devamlı eğitim vermeye devam edeceğiz. Evet, biz de sizlere yüksek kariyer olarak başarılar diliyoruz. Evet. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz.